Siyasal karar alma sürecinde kamusal mal ve hizmetlerin arz ve talebi oluşur ve şekillenir. Kamusal mal ve hizmetlerin arzını düzenleyen siyasal iktidar ve bürokrasidir. Kamusal mal ve hizmetlere talepte bulunanlar ise seçmenler ve çıkar gruplarıdır. Bu nedenle siyasal karar alma sürecinde çıkar grupları büyük bir rol oynamaktadır. Grup, belli sayıda insan topluluğunun bir araya gelmesiyle oluşmuş formel ya da informel bir yapıyı ifade etmektedir. Bir grubun oluşması için bazı unsurlar gerekirken, bazı unsurlar ile birlikte ortaya çıkan gruplar, çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Grup oluşumunda sosyal çatışma teorisi ve rasyonel tercih teorisi olmak üzere başlıca iki teori bulunmaktadır. Çıkar grupları ise adından da anlaşılacağı üzere çıkar amacıyla oluşmuş veya oluşturulmuş grupları ifade etmektedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Grup, çıkar grubu, baskı grubudur. Bu programı izledikten sonra grup nedir? Çıkar grubu nedir? Çıkar gruplarının türleri nelerdir? Çıkar gruplarının özellikleri nelerdir? Çıkar gruplarının Amaç ve fonksiyonları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Çıkar grupları kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle grup kavramı ve türlerini özetlemekte yarar vardır. Grup, belirli sayıda insan topluluğunun bir araya gelmesiyle oluşmuş, formal ya da informal bir yapıyı ya da organizasyonu ifade etmektedir. Bir gruptan söz edebilmek için belirli özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bunlar belirli sayıda insan ve bazı ortak paydaların olması, bireylerin gönüllü veya bir zorlama ile bir araya gelmesi, grubun kendiliğinden veya bireylerin bilinçli çabaları sonucu oluşması, grupta belirli, katı veya zayıf formal kurallar, hiyerarşi, organizasyon ve yaptırımlar olması ve son olarak grupta devamlı veya geçici bir birliktelik olmasıdır. Bu genel unsurlar çerçevesinde ortaya çıkan başlıca grupları şu şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar kategorik mesleki, formal, informal, komünal kurumsal, anomik koruyucu, tutum, hemşeri, okuldaşlık, entelektüel, cinsiyet ve inanç gruplarıdır. Kategorik gruplar Toplumdaki kesimlerin ortak bazı karakteristik özellikleriyle oluşan gruplardır. Mesleki gruplar Toplum içindeki muhtelif mesleklere göre bazı gruplar oluşabilir. Formal gruplar. Rasyonel olarak organize edilmiş, bilinçli çaba ve girişimlerle oluşturulmuş olan gruplardır. İnformal gruplar. Önceden planlanmamış fakat zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş olan gruplardır. Komünal gruplar. Kan bağı, hısımlık, etnik köken, inanç birlikteliği gibi nedenlerle oluşmuş veya oluşturulmuş olan gruplardır. Kurumsal gruplar. Kamusal alandaki kurumları içermektedir. Anomik gruplar. Belirli konularda birbirinden bağımsız kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır. Koruyucu gruplar. Üyelerinin çıkarlarını korumak için oluşturulmuş gruplardır. Tutum grupları. Paylaşılan değerler ve inançlar idealler uğruna oluşturulmuş olan gruplardır. Hemşeri grupları. Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan gruplardır. Okuldaşlık grupları. Aynı okuldan mezun olanların bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır. Entelektüel gruplar. Aynı veya benzer düşünceleri ve ideolojileri paylaşan insanların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan gruplardır. Cinsiyet grupları. Aynı cinsten olan kişilerin oluşturdukları gruplardır. İnanç grupları. Aynı inancı paylaşan din ve mezhep mensuplarının bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır. Konuyla ilgili diğer başlık grupların oluşumudur. Grup oluşumunda başlıca iki teori bulunmaktadır. Sosyal çatışma teorisi ve rasyonel tercih teorisi. Sosyal çatışma teorisine göre grupların oluşumu evrimsel bir zorunluluktur ve aslında gruplar sosyal zorlama ile kendiliğinden oluşmaktadır. Rasyonel tercih teorisine göre ise gruplar bireylerin ortak çıkarlar uğruna bir araya gelerek oluşturdukları örgütlenmelerdir. Çıkar grubu kavramını ise şu şekilde tanımlayabiliriz çıkar grupları ortak maddi veya manevi çıkarlar etrafında bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlığa dayalı olarak örgütlenmiş, ortak çıkarları doğrultusunda siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır. Baskı grupları siyasal karar alma sürecinde siyasal iktidar ve bürokrasi üzerinde çeşitli yöntem ve araçlarla doğrudan etkili olmaya ve dahası baskı kurmaya çalışan organizasyonlardır. Siyasi gruplaşma kavramı ise belirli bir grubun özel menfaatlerine hizmet eden bir oluşumdur. Siyasi gruplaşma siyasette bencil çıkarları ifade etmek üzere de kullanılmaktadır. Konuyla bağlantılı bir diğer başlık sivil toplum kuruluşlarıdır sivil toplum kuruluşu, devletin ve devlet otoritesinin dışındaki ekonomik ve toplumsal alanı nitelemek için kullanılan ve kendi ilke ve kurallarına göre işleyen, otorite alanı dışında kendi kendini düzenleyen özel alanları ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Çıkar grupları kısaca maddi ve manevi menfaatler etrafında oluşan örgütlenmelerdir. Bu grupların sahip olduğu ortak menfaatler, grubun mekânsal boyutunu, üye sayısını, iktisadi anlamdaki gücünü, siyasi iktidar ile olan ilişkisinin biçimini ve kullandığı araçları farklılaştırmakta ve belli bir tipolojiyi zorunlu kılmaktadır. Çıkar gruplarının tipolojisini şu şekilde sıralayabiliriz. Ölçek açısından çıkar grupları, ortak menfaatlere ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları, oluşum açısından çıkar grupları, teşkilatlanmaları açısından çıkar grupları ve amaçları yönünden çıkar grupları. Tipolojide yer alan ilk ayrıma göre çıkar gruplarını ortak menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları ve ortak tutumlar etrafında toplanan çıkar grupları biçiminde genel bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Ölçek açısından çıkar grupları ise şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Kitle çıkar grupları ve kadro çıkar grupları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kitle çıkar grupları, üye sayısı itibariyle çok büyük ve aynı zamanda mekan açısından son derece yaygın bir konuma sahiptirler. Kadro çıkar gruplarının üye sayısı çok az ve grup içi disiplin esnek olabilmektedir. Amaçları yönünden çıkar gruplarını birkaç başlıkta toplayabiliriz. Üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan çıkar grupları, Sosyal hakları elde etmeye ve genişletmeye amaçlayan çıkar grupları çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar grupları entelektüel çıkar grupları, sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan çıkar grupları Konuyla ilgili diğer başlık teşkilatlanmalar açısından çıkar gruplarıdır. Üyelerinin çıkarlarını gerçekleştirmek ve bu yolda faaliyet göstermek üzere bir teşkilatın var olduğu gruplar teşkilatlanmış çıkar grupları. Çıkarlarını gerçekleştirmek üzere bir teşkilata sahip olmamaları nedeniyle siyasetle ilişkileri düzensiz olan akrabalık, hemşerilik benzeri temellere dayanan gruplar ise teşkilatlanmamış çıkar gruplarıdır. Bu gruplar yanında beklenilmeyen bir anda belli bir olay karşısında ortaya çıkan gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar anomik çıkar grupları olarak isimlendirilmektedir. Diğer başlığımız kurumsal çıkar grupları konusudur. Kurumsal çıkar grupları yüksek düzeyde bir disiplin ve teşkilat yapısına sahip kurumların oluşturdukları örgütlenmelerdir. Bir diğer tipolojiye göre çıkar grupları şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu tipolojiye göre çıkar gruplarını ekonomik, sosyokültürel, dini etnik, ekolojik gibi şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan örneğin ekonomik çıkar gruplarının temel amacı ekonomik bir menfaat teminidir. İşveren ve işçi sendikaları, mesleki organizasyonlar bu türe dahil edilebilir. Hemşeri dernekleri bir sosyal ya da kültürel çıkar grubu olarak düşünülebilir. Çevreci dernekler ve vakıflar ise ekolojik çıkar grupları sınıflamasına dahildir. Çıkar gruplarının ortak özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Çıkar grupları belli çıkarlar etrafında toplanmış gruplardır. Çıkar grupları belli uzmanlığa dayalı gruplardır. Çıkar gruplarının işleyişinin belirli uzmanlıklara dayanması nedeniyle karmaşık bir organizasyon gerekmektedir. Çıkar grupları ayrıca siyasi karar alma mekanizması içerisinde yer alan parlamento, hükümet gibi kurumlar üzerinde çeşitli yöntemlerle baskı kurarak kendi gruplarının çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamayı amaçlarlar. Benzer menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları arasında liderlik mücadelesi söz konusu olabilmektedir. Temelde amacı üyelerin ortak menfaatlerini siyasal karar organlarına iletmek ve ortaya çıkacak kararların üyelerin menfaatleri doğrultusunda oluşmasını sağlamaktır. Çıkar gruplarının fonksiyonlarını üç ana başlık altında toplanmaktadır. Karar organlarına sorunlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler vermek, karar organları tarafından alınan kararlara kendi üyelerinin rızasını sağlamak, kendi toplumsal tabanlarındaki genel eğilimler doğrultusunda akılcı çözüm önerileri oluşturmaktır. Grup, belirli sayıda insan toplumunun bir araya gelmesiyle oluşmuş yapıları ifade eder. İnsanlar çeşitli nedenlerle bir araya gelerek gruplar oluşturabilirler. Grup oluşumunda ise sosyal çatışma teorisi ve rasyonel tercih teorisi olmak üzere iki teori bulunmaktadır. Çıkar grupları ortak maddi veya manevi çıkarlar etrafında bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlığa dayalı olarak örgütlenen ve siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır. Baskı grupları ise siyasal karar alma sürecinde siyasal iktidar ve bürokrasi üzerinde çeşitli yöntem ve araçlarla doğrudan etkili olmaya ve dahası baskı kurmaya çalışan organizasyonlardır. Bir gruptan söz edebilmek için belirli sayıda insan ve bazı ortak paydaların olması, bireylerin gönüllü veya bir zorlama ile bir araya gelmesi, grubun kendiliğinden veya bireylerin bilinçli çabaları sonucu oluşması, grupta belirli katı veya zayıf formal kurallar, hiyerarşi, organizasyon ve yaptırımlar olması ve son olarak grupta devamlı veya geçici bir birliktelik olması gereklidir. Çıkar gruplarının tipolojisini şu şekilde sıralayabiliriz. Ölçek açısından çıkar grupları, ortak menfaatlere ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları, oluşum açısından çıkar grupları, teşkilatlanmaları açısından çıkar grupları ve amaçları yönünden çıkar grupları. Bu programda grup nedir? Çıkar grubu nedir? Çıkar gruplarının türleri nelerdir? Çıkar gruplarının özellikleri nelerdir? Çıkar gruplarının amaç ve fonksiyonları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Kamu Ekonomisi 2 ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.